Ben lisede çok haylaz bir öğrenciydim de abi. Ders falan filan böyle dinledim ettiğim yok. Notlar geliyordu, iyi geliyordu da. Senin ders çalışmanın şeyi ne diyordu bana, sırrı ne diyordu hoca? Hocam ben dersi derste anlarım diyordum, tamam mı? Halbuki dinlemediğim için söylesen nasıl oluyor diye. Bir gün iki saat integrali anlattı. Dedi anladınız mı dedi. İntegral. İntegral. Hocam dedim hepsini anladım da bu S'ye benzeyen işaret anlamadım demişti. Evet dostlar merhabalar. Bak Erkan abiye misafirim. Vallahi çayından çorbasına, yani söyleme sahip ama yani... Ne yedik abi? Ne yedik? Mağdur olduğumuz için söyleyeceğim. Bulamıyoruz, edemiyoruz. Ülkeyi özleten bir iki nedenden bir tanesi. Bu gezide Finlandiya'da kelle paçayı buldum. Abide de şeyi buldum. Harikulade bir lahmacun buldum abi. Bu kadar güzel bir lahmacun olur. Abilere de anlattım. Bizim üniversite, lise çağında tek bir helal lahmacuncu vardı. O da genç kebap. Onda da tepkiler vardı. Kıymet. İçine et koymuyor ki, onun içine helal falan derlerdi ama abi maşallah lahmacunun hakkını verdi. Lahmacunun dibine vurduk. Şimdi üstüne vallahi, şimdi çayımızı içiyoruz. Böyle bir akşamda benim bu gezimdeki son ziyaretim, yarın Paris'e uçuyorum. Paris'e gideceğim. İşte abi ne diyelim, bir konu açalım yani. Yani konu çok ya, oturunca... Bak Paris'e gideceğim deyince ne, o La Fontaine olayını da görüyorum. Ya ben La Fontaine'i gezdiriyorum ediyorum arkadaşlar ama hep tarihte kaldığım için yeni upgrade'leri hiç takip şimdi edemiyorum. Eyüp Bey bilmiyormuş o La Fontaine'in şeyini, bu karınca... Yeni versiyonunu. Yeni versiyonu. Ben burada belki bilmeyeseniz anlatayım tabii. Son kısmını üstü kapalı olarak söyleyeceğim. Başka bir şey kelime de kullanabilir. Olabilir. Şimdi meşhur hikayedir La Fontaine'in Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesi. La Fontaine Fransız. Tabii. Şimdi Paris'ten. Karınca bütün yaz boyunca çalışmış. Ağustos böceği de bütün yaz boyunca şarkı söylemiş. Dalgasını geçmiş. Şimdi karınca da düşünüyor, diyor ki ya bu diyor kış gelince görecek gününü. Ben işte rahat edeceğim. O yüzden açlıktan donacak falan filan soğuklarda. Derken kış olmuş. Karınca evinde sobasını yakmış. Güp 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 böyle soba yanıyor ve şimdi ışık çıkıyor içerisinden. Ambarlar dolu, erzak dolu, keyfi yerinde. O an düşünüyor ki Ağustos böceği şimdi soğuk, fırtına tipi, boran, üşüyor ve aç. O sırada kapı çalınıyor. Tak 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 tak. Tamam diyor işte. Ağustos böceği geldi. Dilenmeye geldi. Geldi. Şimdi buraya kadar hikaye aynen yeni versiyonuyla. Bundan sonra değişiyor. Derken kapıyı açıyor. Evet, Ağustos böceğinin kendi. Ama hikayedeki gibi değil. Bu sefer... Orayı çok iyi tarif ettin ama. Değil mi? Şimdi, yemin, he. Şimdi bir bakıyor Ağustos böceği. Boynunda bir fular var. Blazer bir ceket giymiş. Ayağında rugan bir ayakkabı. Of. Ağzında pipo. Gümüş kakmalı bir bastonu. Arkada da şoförü ve özel makam arabası. Şimdi karıncanın tepesi atıyor. Ya diyor, hikaye böyle değildi. Bu adamın donması gerekiyordu. Bütün yaz boyunca şarkı söyledi. Şaşırmış. Bakıyor Ağustos böceği. Ağustos böceği diyor ki karıncaya. Karınca kardeş diyor. Ben diyor şimdi Fransa'ya gidiyorum. Bir isteğin var mı? Onu sormaya geldim diyor. Tabii. Karıncanın eli ayağı karışmış, sinirde krizleri geçiriyor. Diyor ki Paris'e de gidecek misin diyor. Gideceğim diyor. La Fontaine'i görür müsün diyor. Görürüm diyor. Ulan diyor, o La Fontaine... Ay Allah. Geç ya abi. Bu yeni versiyonları katmak lazım. Hep yeni şeyler ama söylemek buradaki lazım. Buradaki versiyon, şimdi eski bizim 1970'lerde ben ilkokulu okudum. Şey şuydu. Yani çalışırsan kazanırsın. Yani bize bu, yani bu fıkranın veya hikayenin, La Fontaine'in bize verdiği mesaj buydu. Çalışmazsan... Ama burada da bir mesaj var biliyor musun abi? Hele bu sosyal medyadan dolayı benim yakaladığım mesaj ne biliyor musun? İnsanlar salt kendine yeterliliğini temin etmeli, mutlu olmuyor. Başkalarına nazireli de bir hayat yaşıyoruz ya. Adam normalde onun mutlu olup olmaması önemli değil. Nedir? Adam orada rahatını, şartları hazırlamış ama ulan diyor herif diyor benim gibi zahmet etmedi. O mutsuz olursa ben mutlu olacağım yani. Bana dilenirse, ayağıma düşerse falan. Size bugün Hidiv'den bahsettim ya, İstanbul'da Hidiv'ler var. Onların da böyle benzer hikayesi var, komik bir hikaye abi.
Bugün Hidivleri anlattım da o hikayeyi bir de anlatmayacağım. Erkan abi sıkılmasın. Anlat abi. Yok, bu Hidiv var ya, Mısır, Hidiv Kasrı, Mısırlı Hanedan, Kavalalı Mehmet Paşa'nın ailesi. Boğaziçi'nin birçok tarafında onların izleri var. Bir gün Suudi Arabistan kökenli birisini gezdiriyorum tercümanda. Pardon, Mısırlı'yı gezdirdim. Pardon, Mısırlı'yı, gazeteciyi gezdirdim. Abi her yerde Mısırlı, Mısırlı, Mısırlı. Ya dedi, ben Mısırlıyım diye mi Mısır versiyonu yaptım Boğaziçi'nde? Mesela benim yerime Suudi Arabistanlı olsa ne yapacaktın dedi. Tam da o sırada Emirgan'da şey var, Suudi Arabistan'ın ilk kralının, Şerif Hüseyin ve iki oğlunun, Kral Abdullah ve Kral Faysal'ın da çocukluğunu geçtiği bir şey var Emirgan Camii'nde. Bak o zaman şöyle anlatırdım diye bunu anlattım. Yuh dedi ya, abi dedi ya, ne var ya. Neyse, bu Emirgan'da Mısırlılar yaşıyor ya, kışları Mısır'a gidiyor, Mısır sıcak diye, yazları İstanbul'da geçiriyorlar. Emirgan korusu da orada mı? Korusu, yanı, bu çoklar ya bunlar. Ama şimdi yokuş olduğu için o dönemde biraz zahmetli oluyormuş. Şimdi bu Mısırlı bir Salih Efendi isimdeki komşusuna demiş ki, Salih Efendi ben Mısır'a gidiyorum, bak işte benziyor. Var mı benden bir isteğin diyor. O da diyor ki, efendim diyor, bu bayırda kaptim büküldü diyor. Şimdi Mısır'ın beyaz eşekleri de meşhur, hala Kahire'de dolaşır. Güçlüymüş bayırda, vitesi güçlü bir eşek o. Size zahmet gelirken bana bir Mısır eşeği getirseniz diyor. Hayır. Mısır'dan eşek getirecek. Mısır'dan eşek getir. Araba zengin adam ya. Atar gemiye gelir. Hay hay efendim ne demek falan diyor. Size Mısır eşeği getiririm seve seve diyor. Gidiyor da 3-5 ay işte kalıyor. Kışlık olarak şu bu. Dönüyor fakat yanında eşek yok. Unutmuş. Ha. Sonra komşusunla karşılaştığın görünce diyor ki, ya hakkını helal et Salih Efendi. Eşek seni görünce aklıma geldi. Salih Efendi de diyor ki altta kalmıyor. Efendim gerek yok eşeğe, siz geldiniz ya diyor. o da güzel. Orada Bebek Semti var abi bir de. Bebek Semti ismi nereden çıktı muhabbeti oluyordu. Ha, nereden çıktı? Yani şöyle, onu geleceğim. Üç tane böyle bacaksız çocuk konuşuyor abi. Dünyaya nasıl geldi diye. Biri demiş ki, var ya demiş, beni dünyaya leylek getirdi deyince, ikincisi altta kalmamış işte. Ne var ki demiş, beni de dünyaya leylek getirdi demiş. Biri melek getirdi demiş. Biri leylek, biri melek. Üçüncüsü de boynunu bükmüş. Biz fakiriz, annem evde yapıyor demiş. Abi ya, bebek ismiyle alakalı rivayetler çok da. Orada da yine Mısır Hidivinlerin annesinin orada kocaman bir şeyi var, şatosu var. Bilir misin? Bebek'te tam. Şimdi bugün Mısır konsolosu. Ha, biliyorum orayı, konsolosu. O da Mısırlıların şeyi. O muhteşem bina. Muhteşem. Daronkaya denen bir İtalyan Osmanlı vatandaşına yaptırılıyor. Ya, resepsiyonlarda giderdim. Osmanlı'nın tek kadın paşası. Ha, ben içine giremedim. Sen girdin mi abi? Girdim. Ya, gazeteci olmanın avantajı. Öyle işte, avantajımız vardı öyle. Ya, açız ama bu şeyleri zengin gibi yaşıyoruz ama, değil mi? O var. Şimdi bu Emine Hanım Osmanlı'nın tek kadın paşası. Allah Allah, kadından paşa. Ben bazen gemide anlatıyorum. Beyler hiç şaşırmıyorsunuz, günümüzde yengeler hep paşa diye mi? Osmanlı'da bir kadın paşa var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gururlu bir kadın ama Emine Hanım. 30'lu yıllarda bila kayıtla Türkiye Devleti'ne verilmek üzere vasiyet edecek, şeye gönderecek 30'lu yıllar. Yani diyor ki, ben ömrüm bitene kadar ben de son Türkiye'ye bağışlayayım diyor. Yazıyor, Valide Paşa diye geçiyor o paşa ünvanı. Zaten Valide Paşa sarayı orası. Küçük bir saray orası. Valide Paşa'dan Türkiye Cumhuriyeti falan filan şeye. Abi gelen cevap da şu. Bugünlerde paşa ünvanı kaldırılmış ya. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin şu kurumundan Bebekli Emine'ye. Abi bu kadına yapılır mı? Bir tepesi atmış. Yırtıp atmış geldi ya. Ondan sonra Mısır'a vermiş, bugün Mısır konsolosu. O olaydan dolayı. Bebekli Emine. Bebekli. O da paşa diyor, sen ona Bebekli. Bebek Semti ya. Tamam orası. Ah dostlar. Ya hayatı en yaşanılı kılan hakikaten dostlarla. Böyle bir benzetmem var. Yanlış anlamasınlar da. Patmos'ta imkanların az olduğu yerde candan dostlarla orası cennet. İstersen Aspentos'ta yaşa. Anlaşamadığın, giderken ayağını sürttüğün, işte canın sıkkan, işte ne bileyim uzlaşamadığın insanlarla olan yer, etrafı ne olursa olsun. İnsan merkezli, anlaşılabilir merkezli. Candan samimi olduğu zaman
Hakikaten vakit nasıl geçiyor bilmiyor yani, bilmiyorsunuz. Değil mi Erkan abi ya? Öyle, dost. Öyle. İnsan dost oluyor bir yaştan sonra, artık en gerekli şeyin dost olduğunu görüyorsun. Akraba değil. Değil mi? Dost. Yani seçilmiş akraba ve yani gerçek dostun kıymetini bu dönemde anladık, bildik. Evet. Abi herkes size selamlar gönderiyor. Aleyküm selam dostlar, Allah razı olsun. Neyse o bölümü geçeriz zaten. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Aha. Ben çocuk, bizim herkese de tavsiye ederim. 40 vezir hikayeleri var. Çocuğa okuyordum. Oğlan biraz daha meraklıydı. Orada eskiye ait işaretler buluyorsun. 40 vezir hikayeleri çok güzel nasihatler veriyor. Peşi sıra merak ettiriyor. Devamı yarın falan muhabbetli. Orada baba dostluğuyla alakalı bir şey geçti. Yani babaya bir şey olursa babanın boşluğunu aratmayan dostlar vardı eskiden. Çok önemli bir figürdü bu. Eskilerde baba dostu. Şimdi ben de oğluma dedim ki oğlum işte baba dostu şudur budur. Benim de baba dostlarım var. Olursa benim boşluğumu aratmaz ki. Şu anda da var Allah aşkına. Neyse. Baba dedi, senin baba dostların şu mu dedi. Bir isimler saydı abi. Ben şok oldum. Biliyor. Doğru mu bildi, yanlış mı bildi? Baba dostu dediği kimdi biliyor musun? Kim? Telefonda en çok görüştüklerim ama benim dostlarım değildi. Hı. Çocuk düz kafayla, demek ki en yakın dostlarıyla insan en çok görüşür modunda ya, saf temiz. Ben ise iş için, icabı için hep onlarla görüşüyoruz. İş bitince bir daha görüşen insanlar değil ki öyle. Hakikaten bu bana abi vurdu biliyor musun? Nice arkadaşım var iş gücü uğruna. Yani onlar yani 3'tür, 5'tir, 10'dur yani. Değil mi? Bizim dairelikler daha şanslıdır. 15-20 de olabilir de. Ama ihmal ediyoruz iş güç için. Şu anda geride ne kadar çok sürekli telefonla meşgul olduğumuz ama iş bitince bir daha hiç aramadığımız insanlarla dolu şu anda. Değil mi abi? Baba dostu öyle değil yani. Arkadaşlar, I am back and of you Erkan abi. Abi, kan bağı değil abi, gönül bağı esas olan. Aynen öyle bak. Aynı karındaşlarım olan var. Şu anda birlikte olamadığım. Abi Instagram'da ne menen bir şey bu ya? Yazılar normalde yok. Normalde değil şey. Abi. Butik. Niye böyle? Dedik sen hep YouTube'da yan alışıksın. Sırf senin için yan yaptık abi. Ha, yan yaptık ama yazılar da yan böyle gelse ya. Böyle kafayı... o zaman kaplıyor. Dik koysak, alıyorsa dik yapacağız. Dur bırak. İkimiz alıyorsa. Ben ikimiz alıp düz. Hemmet merhaba. Evet arkadaşlar. Biz de sizi seviyoruz. Abi bak şurada bir İngilizce yazıyor. Sizi tanıyor. Yani tanıyor herkes sizi de. Peki yok, tanışıyorsunuz. Yok, bilmiyorum. Erkan Bey sesin az geliyormuş. Abi garibin sesi çıkmıyor. Çıkmıyor. Ya, Eyüp Bey'in yanında sesimiz nasıl çıkacak? Ben cırtlak bir sesim. Ben arkadaşlar ömrümün belli bir yarısına kadar ağzı var dili yok. Vallahi inanmayabilirsiniz ama öyleydim. Hatta kimsenin yüzüne bakıp konuşamıyordum. Hmm. Ama bu da ayrı bir sempatik çocukluk havası oluşmuş abi. Etrafımda kaç tane Eyüp var? Annem diyor niye bu kadar Eyüp var? O günlerde popüler olan neydi? Hazreti Eyüp'ün yıl dönümü. Yok oğlum seni çok seviyordu. Kadınlar geliyordu. Çocuklarına Eyüp ismi veriyordu. Yapma ya dedim. Tamam mı abi? O zaman daha nazar değmemişti işte. Yani çarpılmamıştık. Bugünkü halimizi almamıştık. Neyse ama ben çok utangaç. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben de çok utangaçtım. Yani pek konuşamazdım. Yani inanılmaz işte. Çok içine kapalı. Arkadaşlar, çirkin ördek yavruları bak bize bakın şey yapın ya. Süper bir bak. Ben hatta ortaokulda öğretmen geldi. Ben heyecandan kekemeyim. Yanımdaki de tam kekemeydi. Öğretmen niye sorduysa dedi sınıfta kekeme var mı dedi. Hiç unutmuyorum abi. Bu demiştim. Ali Uyar mutlaka yaz demişti. Sende de vardı demek ki. Ben hani kekemek yoktu ama böyle sıkılırdım, konuşamazdım. İnsan içerisinde konuşmakta biraz terlerdim. Ben bir de babasız büyüdüm. Babam erken yaşta vefat etti. Kaç yaşlarında? Ben ilkokul 2'deydim. İlkokul 2'deydim. 8 yaşındaydım. Tam sana. Babayı arayacağım. 1974 yılı. Şimdi bizim İstanbul'da ben büyüdüm. İzmirliyim ama İstanbul'da büyüdüm. İlkokul çağlarım İstanbul'un neresi? Bakırköy'de. Bakırköy'de. Şimdi bizim bakkal Hasan amca vardı bir tane. Lahmacunu çok kaçırmış. Onun için seslerinden geliyor sana. Aynen öyle. Lahmacunu çok yedik abi. Ne yapalım? Yani bizim de işte bir lahmacunumuz var şu annemde. Abi millete var ya lahmacunu bulamıyor. Neyse, sonra bakkal, mahalle diye bir şey vardı o zaman işte. Bakkal Hasan amca bir nevi baba gibi böyle. Bizim evin yakınında futbol sahası vardı. Futbol sahası. Orada su satılırdı. Bakkal Hasan amca bana akşamdan, cuma akşamından bidonu suyu doldurur.
buzdolabına koyar. Bakkallar derdi ki bunu bardağı da elime verir. Git bunu sat. Para senin. Tamam. Hadi ya. Evet. Ben cumartesi pazarları bak, helal olsun ya. İlkokul öncesi. Bidondan su satardım. Tabii var mı soğuk sudan içen falan. Yani ilkokul öncesi başladım. İlkokul 1-2 hep su sattım. Var mı soğuk sudan içen. Harçlığını çıkartıyordum. Çıkartıyordum. Ama bakkal Hasan amca bana cemiyeti öğretiyordu. Hayatı öğretiyordu. O da bir baba dostuydu. Ya bak bu çok önemli bir şey. Çok çok. Bugün yani, çocuklar bundan mahrum abi. Tabii. Abi şimdi burada bir bakkal Hasan amca bir şey dese adam bir pislik mi yapacak? Ne diye sana diyaloğa geçiyorsun? Sokak hayatı bitti lan. Tabii o bitti. Yani o önemliydi. Yani yaz tatilleri. Bu çocukları. Golü herkes atar diyor. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar. İşte soracağınız sorular var mı? Yoksa biz konuya kendimiz devam edelim mi? Ya arkadaşlar, ömrü ahirde yurt dışında yaşamayı Allah yazmış ama biz onu bir anlamlandırıyoruz. Hicret diyoruz değil mi? Yeryüzündeki hayatın her dalını bir anlamlandırılabilir. Bu tekkelerde abi normal ev içindeki her işlemin bir sistemleştirilmiş hem sevap yönü var hem de bir hiyerarşik bir yapı kurulmuş o Galata Mevlevihanesi'nde görüyorsunuz. Yani otun toplama ayrı bir alan. Mutfakta çalışmak ayrı bir alan. Yani hayat hem sistematize etme hem de hamken pişme sürecinin şeyi aşamalar olarak da geçiyor. Şimdi biz de yurt dışına çıkmayı yani böyle klasik sıradan insanların sekülerce anlamlandırdığı değil de yani gurbetçi de şudur budur değil. Bu benim ikinci hayatımda. Hicret. Yani hicret dersek iltifat olmuş olur biraz da hani biraz abartılmış olur ama yani ülkeden başka bir ülkeye gidip yaşama anlamında söylersem ben ilk çıkışım 92 yılında Kırgızistan oldu. Hmm. Ben Kırgızistan'da kaldım bir süre ailecek orada. İşte, bir uçan bir uçak yani. Bu benim ikinci ama tabii ilk gidişimiz davulla zurnalarla gittik. Türkiye'den gidişimiz. Orta Asya kapıları açıyoruz. Aklında arkada kaldı ama. Ama karşılığında da orada davulla zurnalar yani Kırgızlar falan filan çok hoştu ama şimdiki ayrılışımız arkadan tekme izi var. Sen hoca olarak mı gittin abi? Öğretmen olarak mı gittin? Ben oraya nasıl gittim? Ben orada genel müdür yardımcılığı yapmıştım Kırgızistan'da. Öğretmenlik yapmadım orada. İdari işlerle ilgilendim. Oradaki bürokratik işlerle ilgilendim. Ses gelsin diye abi. Yani işte öyle Kırgızistan'da öyle bir dönemimiz oldu. Ama tabii çok keyifli. Yani insanın yurt dışında ister cebri ister iradi olsun yurt dışında ortam değiştirme. Ben hoşuma gidiyor. Ben hani bir süre artık usanmıştım da artık Türkiye'den. Vallahi usanmıştım. Ben usanma geldiği an ben anlıyorum ki vakit geldi ben cebri bir yere gideceğim. Hepimiz usandık ya. Hepimiz usandık. Ben o şehri dedim ya bir gün terk edersen buralara. İnsanlığı yazmış. Dil konusunda Arkam abi ne durumdadır? Şu an arkadaşlar benim dil konusundaki hedefim şu. Türkçeyi unutmamak. Yeni dil öğrenmekten ziyade Türkçe, elimde bir dilim var. Bu dili unutmadan, bunamadan hayatımın sonuna kadar götürebilmek. Yaşadığım ülkenin dilini öğrenme noktasında kurslara gittim. Orta okul düzeyinde bitirdim. Lise düzeyine gelince çaktım. Artık yaşım 55. Yani abi hiç 55 göstermiyor ya. Değil mi? Dostlar benden bak benden genç duruyor. Allah var. Sen yani, kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Abi ben işte 93 doğumlu gibiyim. 93 doğumlu mu? Yok abi 20 yaş. Benim yani. Çocuğum. Bak abinin çocuğu 93 doğumlu. 94 ya. Abi, inanamazsınız değil mi? Yani abi, biraz sakal makal yaşı gösteriyor. Tabii sakal olmayınca tabii. Yani amcamız sınırındasın abi yalnız ben söyleyeyim. Ya işte öyle. Hicret diyelim hicret olmuş olsun. Doğa hükmüne geçsin inşallah. Abi sen liseyi nerede okudun? İstanbul'da mı? İstanbul'da. Okulun adı neydi? Bakırköy Merkez Lisesi. Ha böyle çok ismi bilinen bir lise değil. Yok. Ama bu şöyledir biliyor musun? Eskiden tanınmış isimler sanatta, basında, yayında hepsinin sağlam bir eğitim şeyi var. Çünkü ülkede belirli anca okullar. Hatta bu bizim odabaşı vardı ya Harun odabaşı güzel bir yazısı vardı veya kitabı. Biz dedi gazeteci olarak dedi Türkiye'nin dedi kalbur üstü insanlara gidince hep bir tipik okullar mezunu. Oradan hani bizim doğunun tipik komple teorisi. Hani okul, şu okul mezunlarının işte çetelesi ya adamlar
her yere ele geçirmişler, birbirlerini tutuyorlar gibi bir çıkarım klasik yapılır ya. Bu bakış açına göre her şey değişiyor diyoruz ya. Halbuki diyor, o zamanlar diyor ancak bu okullar mezunları önüne açılırdı diyor. Biz, bakıyorsun Galatasaray Lisesi mezunu, yok bilmem Vefa mezunu, bilmem ne koleji mezunu. Ama bu mesela dershaneler başta olmak üzere büyük bir devrim oldu. Ülkenin yetenekliği, nitelikliği, heba olan nesi bir yıl yama eğitimle herkesin eşit girdiği fakat eğitimlere eşit olmadı okullar. Şimdi ne oldu sahi? Türkiye'de üniversite hazırlık kursu, fen liseleri hazırlık kursu var mı yok mu? Ha, yine döndü bir şey. Onlar yine döndü canım. Çok o siyasi bir şeydi. Yine döndü tabii. Yoksa abi baş edemiyorsun ki yani. Yani abi şimdi sen şimdi Kars Ardahan'daki bilmem ne mezasındaki okulla sen Robert Kolej'in mezununu aynı yarışa sokarsan. Ve baksana bir yılda o şeyi kapayan çok öğrenci oldu ya. Hatta Boğaziçi'nden bir hoca diyormuş ki ne oldu ya benim öğrencilerim ya TED'den ya... Sen ekranda kenarda kaldın. Tamam, ya TED'den ya Robert'ten ya bilmem ne mezunlar var ki bugün Muğla'dan, Tunceli'den, Malatya'dan, İstanbul'un benim gibi varoşlarında. Ben Boğaziçi'liyim diyorum da arkadaki varoşluyuz yani Boğaziçi'ne. Ya bu büyük bir devrim aslında yani bu mesele sadece bizle alakalı değil abi. Ülkenin yapısıyla alakalı da. Yaşadığı ülkede ilk ayak bastığında en çok dikkatini çeken şey ne oldu? Burada arkadaş, da burada da yaprak yeşil abi. Şöyle, aynı vatan. Benim dikkatimi çeken ilk insan profili oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben bulunduğum ülkeye iltica ettim. Politik mülteciyim. Ailemle birlikte iltica ettim. İltica ettiğimin ettiğimdeki bir enstantane ilk Burak, karşılaşmam benim için şok. Su getirebilir misin canım? Oğlum bir de suyun içine buz kat. Suyun içine bir de buz kat. Bir de araya da laf atıştırıyoruz. Şimdi mülakat yapıyor bana yetkili. Dışişlerindeki şey yetkilisi. Ticari ilgili birim. İşte niye geldiniz? Ne oldu? Bilmem ne. Konuşuyor. Ben de dedim ki ya abi konuşuyoruz. Bir dakika arkadaş ben Ardahanlıyım abi. Ya bir şey olduğundan değil ya. Robert'le aynı, Robert Kolej'le aynı kalitede eğitim olmayınca aynı yarışa sokuyorlar insanları. Ardahan'daki çocuğa zulüm oluyor. Onu da demek istedim. Yoksa ne olacak? Abi, bu durumda da kendi memleketimi söyleyelim de. İzmir'de. İzmir'de kalmışsın bir yer. Yani. Evet. Ardahan en iyi örnekti. Evet abi. Şimdi bak iltica mülakatında görevli kişi kadın bana dedi ki bakın dedi Erkan Bey, ben sizin dedi konuşurken dedi yüzünüze bakamıyorum dedi. Ekrana bakmak zorunda kalıyorum dedi. Niye? Yazıyor ya. He. Kusuruma bakmıyorsunuz. Biz de kalmıştı, çok az kalmışız. Kusuruma bakmıyorsunuz değil mi dedi. Ben orada şaşırdım. Ben mülteciyim. Sıfırım. Hatta sıfırın altıyım. Türkiye'de ben sıfırdım, burada eksi oldum. O belli bir pozisyon sahibi bana diyor ki mahcubiyetle. Ha, mahcubiyetle diyor. Bakın Erkan Bey, ben hani sizinle konuşurken gözünüzün içine bakamıyorum. Ekrana bakmak zorunda kalıyorum yer yer. Kusuruma bakmıyorsunuz değil mi? Aa çok. Ben dedim çok erdemli ya. Ya ben nasıl bir ülkeye geldim dedim ya. Bu mültecilere karşı olan bu zerafet. Sonra baktım sadece mülteciye değil. İnsana değer verme. Ardan baktım hayvana değer verme. Arkadan baktım çevreye değer verme. Evet ya. Bir medeniyet çıktı karşıma burada. Türkiye'de göremediğim. Dolayısıyla ben yani iltica ettiğim ülkedeki ilk izlenimim buydu benim. Ekrana bakma olayını birebir aynısını Norveç'te ben de yaşadım gibi arkadaş. Ya şimdi bu kibarlık meselesi. Ha, insana kıymet verme. Ben böyle bir fitilledim abi bir Fransız kadına. Ya dedim suç oranı da yüksek olan bir yer, bir banyo için. Ya dedim güzel de işte dedim bu kozmopolitlik işte biraz sıkıntı falan yani sadece merak için sordum. Yoksa ben olabildiğince şeyim yani. Burada hani o yüzüne gözün bakma konuşma meselesi. Sonra da ben şöyle de öğrendim olayı. Benim kızım bununla ilgili şu anda üniversite okuyor. Bitirirse bu işleri yapacak. Sosyonom okuyor kızım. Burada. Okulda öğretiliyor. Ha, okuldan başlıyor. İltica yap, iltica müracaatında sizin de temasa geçmiş kimsenin yüzüne bakacaksınız. Bu müfredatta var. Bu müfredatta var. Ayrıca o aile eğitiminden geldiği o kibarlık var. Ama müfredatta da olduğunu öğrendim ben. Abi bu harikulade bir olay. Müfredatta var. Mesela burada doktor değil mi? Gidiyorsun hastaneye. Bekleme salonundasın. Doktor geliyor.
seni muayene edecek olan doktor. Yeni isminiz siz mi? Evet benim. Buyurun diyor, ben sizi muayene edeceğim. Adım bu. Elini uzatıyor, hoş geldiniz diyor. Buyurun diyor, odaya geçelim sizi muayene edeyim. Şey dedi ya, biraz önce eski başhekimler falan birlikteydi. Bu garip gelen şu, üç kişiyiz diyor. Her gün aynı hastaya tekmil verir gibi. Ben adım doktor, şu bu falan. Ya abi işte düşün, buraya Suriyeli de, Somalili de, Iraklı da, Türk de geliyor. Demek ki veriliyor. Çünkü burada şu var. Ya mesela bir de gelen mültecinin sadece mesele madde değil, kırılmış insanlar geliyor. Tabii. Vatanını bırakmak, doğduğu, büyüdüğü yere ayrılmak, yani bir onun o duygusal, ruhsal kısmını da hesaplamak. Yani bu bizim arkadaşlar için de söylüyoruz. Yani gelen insanları bana kalsa havalimanlarında karşılasak. Yani ötekilenmiş, kimsenin işte vebalı, cüzamlı muamelesi görmüş insanlar geliyor. Ufacık bir gülümseme, tebessüm bile çok ciddi. Burada yayını izleyen arkadaşlar zaten söylüyor, abiler, ablalar söylüyor yani. Bizler için bir ilaç diyor yani, böyle bir pencere açmak bile diyor. Bak, oradaki yüzüne bakmak öyle bir kıymet ki, kendi ülkesinde en ağır ithamlara maruz kalmış, kaçmak zorunda kalmış insanın sen, yüzüne bakmak insana zaten bir şey kazandırıyor abi, böyle bir insan olduğunu insana hissettiriyor yani. O sen de deyince Cem Karaca'nın Hoca Efendi'yle karşılaşma anındaki sözünü hatırlamıştı Cem rahmetli. Elimi sımsıkı sıkmış ve gözümün içine bakmıştı dedi. Ve gülle güç olmaz demişti. Tabii. Yani elini sımsıkı sıktı ve gözümün içine baktı. Bu samimiyet ve kendine güvenin ifadesi. Kesinlikle. Bu çok önemli. İlk temastaki o sinyal alıp verme meselesi. Arada bir ekrana bakamadığım için özür dilerim. Bizde de ekrana bakamadığım için özür diliyoruz. Tam tersi. Tamam mı? Ben işte o Fransız bayanı... Evet, sistem evet insana değerli olduğunu hissettiriyor. İşte o sistemi de değerli insanlar üretiyor. O sistemin evet. Yazılımını da o değerli tabii, insanlar tabii. Yapıyor. Arkadaşlar selam veriyorsunuz, ediyorsunuz. Hepinize selam veremiyorsak dezoli. Özür diliyoruz sizden. Biz daha mutlu olduk. Evet. Arkadaşlar. Başka abi burada. Yani banyo yerler bir yana ama çok sessiz Avrupa'nın birçok yeri ya. Böyle orijin Avrupalıların mahallelerinde. Abi ben de o dikkatimi çekiyorum. Şimdi böyle villalar falan var. Gidiyorsun bahçelere gezmeye, ben bayılıyorum. Onları seyrediyorum, bahçeler falan. Abi çocuk sesi yok, insan sesi yok. Köpek sesi de yok. Köpekleri de havlamıyor. Hayır. Yani ya bu terk edilmiş biliyorsun burası ya. Kim yaşıyor? Yok. Abi biz de sokaktan geçerken orada bir kadının sesi duyulur, orada bir çocuk viyaklar, öbürü bir şey olur. Yani bir mahallede bir canlılık, bir şey vardır Stockholm ya. Stockholm çarşıda, köprüde geçerken ilk defa gürültülü bir grup geçti. Hemen kulağıma geldi, Türkler. Türkçe. Kadınla erkekli sesleri, değil mi? Tamam. Sesi öyle geldi. Ben de çok sessiz mahallede kaldım ya, bizim Ahmet'in şeyinde. Abi bu motor sesini özlemişim ya, şuradan bir motor geçti. Yani irretici bir ses, tamam mı, mobiletin. Dedim ya bunu özlemişim ya, sessizliği bozdu yani. Dostlar. Evet işte burası da böyle. Ya abi bir şekil günler o kadar hızlı devriliyor ki, öyle evriliyor. Ya bir yandan şükrediyorum hayatımın şu ikinci perdesinde monotonluktan çıkmak etmek, yani hep onu diyorum, vatanı siyasi sınırlarla çevrili ve kadar kabul etmek büyük bir hata, büyük bir tabu, yanlış falan. Tabii o anlamda buralar anlamlı geliyor ama şimdi Erkan abi, dünyada olabildiğince değişiyor. Çocukluğumuzun şeyi yok. Yani şu çocuklara biz cep telefonsuz nasıl bir hayatı sürdürebiliyorduk herhalde anlatamazdık. Kendimiz bile belki unuttuk nasıl buluştuğumuzu, hatırlıyor musunuz? Ya yani? Değil mi? Şimdi benim çocuklar soruyor, baba siz nasıl irtibata geçiyordunuz, benim cep telefonu yok. Geçen şeyi sordu, arabada o zaman navigasyon yok. Değil mi? Bir başka şehri nasıl buluyordun? Evin yani başka mi? Bir adresi nasıl oluyor? Haritalar var, gazeteler promosyon harita verirdi. İşte önce Kütahya'dan sonra Afyon'a gidiyorsun. Afyon'dan sonra orası. Tabelalara da bakıyorsun. Tabelalara bakıyorsun. Şehir içindeysen yanaşıyorsun. Birader ya bu filanca sokak nerede? Falan. Öyle. Ben bu Motorola'lar çıktığı zaman artık bu büyük bir öngörü değil ama yine de gülüşmelere neden oldu. Ya dedim arkadaşlar, dedim bu gidişle dedim herkesin elinde bir telefon olacak. İşte kendimce de bir tiyatrosunu çizdim. Telefon çalacak. Anne ben şu anda tuvaletteyim deyip kapayacak, tamam mı? Bak şimdiki çocuklar da
bizim o espri yaptığımız günleri anlayamıyor. Bak biz o günler için gülüyorduk. Şimdi burada abi onu ben hep söylüyorum. Dünya standartlaştı. Elbiselerimiz bütün dünyanın aynı. Çocukların, bütün dünya çocukların bildiği oyunlar, kahramanlar aynı. Yani biz ne vereceğiz insanlara? Şimdi artık o tabular, bayrak, şu bu, yerel her şey artık güldüresi bir şekilde bir anlamı kalmıyor bu kayıp bölüm küresellikte. Ya burada işte bunları da kafa patlatmak lazım. Şimdi buralara geldik ettik falan da bir şekilde hayat öyle böyle gidiyor abi. İyi de gelir, kötü de gelse bir çırpıda gidiyor. Baba Belarus'ta 3 gün internet yoktu. Görüyorduk. Aa, siz o tarafta mıydınız? İnterneti kesmiş adam demek. Bak bak bak, görüyor musun diktatörü orada? Amerika'da Hintli ve Arapların yaşadığı yerde yaşam belirtisi var. Türkler o kadar kanlı değiliz de. Şimdi Hintli ve Arap olunca yaşam belirtisi oluyor. O da güzel bir tanımlama oldu Zeynep Hanım. Ay Zeynep Hanım. Demek siz Belarus, aa baksanıza haber sizde ya. Abi sende var ya haberci, haberci kimliği. Hemen gözün çarptı ya haberci kimliği. Ben bu bilgi yok, ben haberlerde de görmedim. 3 gün Belarus'ta internet yoktu. Tamam, abi mesaisine başlattın yani sayın. Evet, evet. Yani bu bir haber. Ama evet. Güzel bir haber. Biraz daha bilgi versenize. Aleyküm selam. Evet. Dilekçe. Belarus'tan CKM dilekçe bildiriyor. Ver bir dilekçemizi. Abi bize bir ifade. Evet, biraz Belarus'un olay nasıl? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Dilip Hakk'ın şeyini hatırlıyorum 2010. O bende hala duruyor. Ya diyor diktatör diyor interneti kesti diyor. Daralttı diyor, yavaşlattı diyor. O mübarek dönemi için. Aynısını. Şimdi artık bu şu anki diktatör şeyleri de bu yani. Çünkü neticede internet irtibatı sağlıyor. Ah Dilek Çakmak. Tamam Dilek Hanım. sizden bilgi alalım. Vikinglerin tarihini düşündüğümüzde bugün söyledim ya 1000 yıl önce yeryüzünün en vahşi topluluğu Vikinglerken daha vahşileri daha yeni yeni damlıyor. Moğollar daha 200 yılı var. Tarihin böyle bir şeyleri var biliyor musun abi? Bir yerde çok vahşiler türüyor. Bir tarafta medeniyettekiler yozlaşmaya başladığı an tarihi öyle okursan acayip oluyor. Bir anda böyle sana musallat oluyorlar yozlaşmaya başlayınca. Bu Viking çağı vardır 800-900 binli. Abi korkunç onların yaptığı katliam cinayet. Çok barbarlar. Çok. İngiltere'de manastırları basıyorlar. İlk defa yani bunlar kayık sandallar bulmuşlar ya. Orada bunlar Dan çocukları olsa gerek. Dan da aslında Orta Doğu'da bir hikaye. Hazreti Yakub'un yani İsrail oğulları demek. Yakup İsrail demek. O çocuklarından en vahşisi, en kötüsü Hazreti Yusuf kıtır kıtır kesip öldürelim diyen abilerinden. Diğerleri oha o kadar da değil. Yani sadeleştirdiler sadece İsrail'i o kadar da yapmayalım diyen güruh gibi yani. Şiddetin dozu farklı ya karşıtlık. Neyse o Dan çocukları da ilk böyle işte daha sonraki hilayet döneminden sonra bile tekrar Filistin'e yerleşme bu Hazreti Musa'nın sonra bile 13'e bölünüyor. O Dan oğulları ilk böyle dinden yine çıkıyor falan. Bu Dan hep kötü geçiyor eski ayette. Bu Vikingler de basınca bilmiyorlar o manastırdakiler çok. Ha bunlar Dan oğulları falan diye tanımlıyorlar. Dan, ne, marka. Danca oradan geliyor. Yani Dan, Neymarka diye tanımlanıyor. Hazar'dan gidip çocuklarına kadar. Yani Paris'i kuşatma. Ama şöyle bakarsın 1000 yılda nasıl değişti? Ben onu anlattım. Bir zaman 1000 yıl önce dünyanın en temiz şeyleri Arap şehirdi. Dünyada her evde su akar. Şimdi bir genetik sabitlik yok yani. Falan kanalizasyon yok abi. Var mı? Kanalizasyon sistemin hatta bir Şam'a gidince de hatta dünyanın iki şehirde. Abi şöyle bak Mekke Medine'de o dönem kanalizasyon var mıydı? Mekke'de su da yok ya. Çok zor şeyler. Su var ya taharet yapıyor. Şeyde çok abdest alınıyor abi. Bak şu açıdan ben söyleyeyim. Bak ben şeye gittim. Allah nasip etti. Sen gittin mi? Bak sen gezginsin ama gitmişimdir. Şimdi Suriye'de Efendimiz Aleyhisselam'ın hani Rahip Bahira ile buluştuğu Busra. Tabii. Busra şehri var. Hani Allah nasip etti gittim. Yani gitmediysen git. Gitmediyse arkadaşlar fırsatınız olursa bir gün gidin. Türkiye ve dünya normalleşirse tabii. Normalleştikten sonra. Abi. Busra şehrinde abi Roma 49 kere gittim. He. 49 diyor. Vay maşallah. Abi bak. Roma şehri biliyorsun Busra. Tabii, antik şehir. Antik şehir. Şimdi peygamber oraya ticarete gidiyor, mal alıyor, mal satıyor. Ben oradaki hala çarşı sokaklar var. Orada hipodrom var. Abi her şey kanalizasyon var. Kanalizasyon sistemi var. Evet. Şimdi peygamber Efendimizin yaşadığı dönem bu. Kanalizasyon var. Var var. Ve sana bir şey söyleyeyim abi. Seninle Ayasofya programında söylemeye pişman olduğum konu oydu. Unuttuğuma dair daha doğrusu. Ayasofya'nın birebir hemen hemen aynısı bu sırada enkazı vardı. O Mimar Sinan'ın ayakta kaldı. İki büyük istintat. Yoksa Ayasofya'da yoktu. Onu zaten çok denir. Kalmayacaktı yani. O çünkü çok eski bir yapı. Bu sıradaki yıkıldı diye de örnek verilir. Benzeri. Çünkü çok büyük bir Hristiyan şehriydi orası. Psikoposu. Abi kanalizasyon var.
Barada Nehri falan filan onların hepsi sağlanıyor da. Ama bugün gel torunları mesela kirli. Bunlar çok şeydi ama bu işte medeniyet geçişi abi. Yani birinci nesil parayı düşünür, yeni iş kurar, ikinci nesil büyütür, üçüncü nesil futbol, keyif neslidir, eğlence, dördüncü nesil değil mi? Sanat, kültür, incelik neslidir. Bununla alakalı Vikinglere baksanıza en vahşi topluluk. Bugün demokrasi insan hakları en fantastik. Belki nüfus, onu diyor, nüfusları az, şu bu falan. Oturmuş Avrupa'nın ana karasının şeyleri çok daha büyük dertler, oturtmak daha zordur. Bunlar çok kolayca, suhuletle, ya ben şey diyorum, tek bir çocuk bile olsa bir Türk, Türkçe öğretmeni ayarlıyorlarmış mesela. Hayvanlara hakları, ağaçların envanteri sayısı. Ama şu da var abi, çok iyi böyle şeyler yapabilme, teknolojinin de sana bu şeyleri yapabilmeyi de sağlıyor. Bazen bunu da kaçırıyoruz yani. Hani çok konuya girmeyelim ama hani kölelikte makinalar da bulunduğu için de gerek de kalmıyor yani. O da var yani. Yani onlara çok gerek varken bu kölelik bırakılmıyor. Artık onlara gerek kalmadığı zaman makinalar daha maliyetli oluyor tabii. Tamam, adam boğazını doyuracağına. Öyle şimdi. Makinenin yağını sür, devam et. Tabii bir yanda kaç yüz tane üretiyor falan. Şimdi zaten el işi bittiği için doğu geri kaldı ya, doğu el işinde. Bu tarafta da şey, köleye gerek yok, el işi yerine falan. Şimdi şeyde yani makina, teknoloji çok güzel hizmet etme, çok güzel hayır yapmaya sana çok ciddi imkan sağlıyor şu anda. Bunu da gerçekten iyi kullan. Bu da büyük bir marifet yani. Evet dostlar, başka ne diyelim ya? Sizde var mı bir konu arkadaşlar? Var mı sorunuz? Şöyle millete ben el sallıyorum bazen. He. Arkadaşlar Erkan Bey misafir oldu. İki de dostumuz vardı, doktor. Biraz muhabbet ettik. Şimdi beni bir arkadaş, yanında misafir kalacağım arkadaş beni almaya geliyor. Bir yarım saatimiz var. Erkan Bey ile açalım dedik. Bizim programı kim izledi? Şu benim oğlum abi girdi. Ha, o da girdi. Güzel. Şimdi oğlum selam. Oğlum Alman hayranı abi. Ya ben adama tarih öğrettim. Nazilerin tamam şeyini de öğrettim tarihçi olarak ama çocuklar tabii hareketliliği, gücü falan seviyor o yaşlarda. Ona bir şey demiyorum. Hitler'le Nazi'yi ayırıyor. Onlar emir kuluydu diyor falan. Teknolojileri gerçekten. Hatta Amerikalıların elbiseleri çok çulsuzdu. Bunların elbiseleri bile çok, hatırlıyor musun? Giyimi, kuşamı, üniformaları, hepsi çakı gibi. Hele o şeyler muhteşem ya. Görünür mü yani, var ya o seronomiler, elbiseleri. Abi şu an Almanlar herhangi bir millet değil. Değil. Yani iki kere, kere sıfırlanmış bir ülke yeniden ayağa kalkabiliyorsa o millet sıradan bir millet değil. Ne ikisi abi, kaç defa ya. Ben sen tarihe... Ya böyle bir şey olur mu ya? Bak biz bu kadar, onların yaşadığı kadar bir şey yaşamadık. Bütün şehirleri yok olmuş. Kadınlara yapılanlar çok korkunç sistemlerle, doğudaki kadınlara. Yani her şey yıkılmış. Bir tane adam diyor ki babamla dolaştım. Babam dedi ki 100 yıl artık bu ülke birbirine gelmez. Gökyüzü tamamen şey ya, bomba yağdıran bir ülke olmuş. Keşke babam yaşasaydı diyor bunu anlatan. 20 yıl sonra eskisinden daha iyi oldu diyor. Bu yani son 200 yılın milleti. Hatta Almanya, Amerika ve Sovyetler'de bile aslında ruhunda Amerikan lokomotifi, Alman lokomotifliği var. İki taraf için şöyle derler. Birisi öbürünü geçtiyse Sovyetler şey, onların Almanları daha kaliteli çıktı derlermiş. Ama bir zamanlar biz de millettik ama oğlum bak, oğlum ben sıradan değil zaten. Oğlum bak, Enver Paşa, o ikinci bir Enver Paşa'yı kaldıramaz bu ülke. Tamam mı? O Wilhelm hayranıydı diyorlar. Bıyıklar hepsinin yukarıydı biliyorsun değil mi? Wilhelm modası mı? Tabii Wilhelm modasıydı o. Sonra bıyıklar biliyorsun küçüldü şeyde. İkinci yazmış. Evet. Arkadaşlar. Biz ya işte ben ona abiye de anlatıyordum da. Tabii hiçbir şey eskisi gibi değil. Bediüzzaman'ın hani kalben dünyaya bağlanmayanı, biz şimdi cebren de öyle bir şeyler oldu. Hani bir parça hüzün müzün devam ediyor ama bir şekilde hayatta devam ediyor. Hayatın anlamı aslında bulanlar için de, bir anlamı olanlar için hayat yaşanılır. En başta bu hazine her zaman bizim elimizde var. Ben Boğaziçi'nde abi tanıtırken, işte yalıları malıları gösterirken hani genelde şunu derdim ama yani. Genelde nimetten bu en çok istifade edenlerin hani nimet sahibini takmamaları, yapın dediğini yapmayanlar, yap dediğinden kaçan, içme dediğinden içenler oluyor. Yani böyle hani Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın kızdığı, ettiği, sonunda helak gelen milletlerin hepsinin ortak özelliği nimetin boca edildi yani. Zengin olan bilmem ne milletler. Böyle bir insanın damarında bir nankörlük, bir damarı var ya.
Yani orada da şu derdim yani. Yani insanı çok mutlu etmiyor. Bizim Anadolu Hisarı'nda şu tıpış tıpış koşan Sezercik vardı filmlerde. Hı hı. O sonra büyüdü, Sezer oldu abi. Hı hı. Evi, arabası bilmem ATV'de. Geçen öldü değil mi o? Aa. Böyle haber gördüm. Sezercik. Tabii. Bir gözü kör olmuştu, sonra mafya işlerine girdi, bilmem ne battı, çıktı. Kokainden kaçınıyor, öldüyse... Ben öldüm. Çok, düşünsene herkesin nazar ettiği, o sevdiğim bir çocuk. Allah çok üzülürüm abi ya, öyle bir çocuk. Öyle hatırlıyorum, ben öldü diye hatırlıyorum. Ben de diyeceğim de şeydi, yalı sahibi, İnanoğulları da aslında zenginler bunlar diye. Abi karısı haber ATV'de magazin sunardı, intihar etmişti. O güzel, hatta bana sorsan Boğaz'ın en güzel noktası, ben Hisarlıyım diye demiyorum abi. Irmak gibi gözüktü. Böyle en güzel yavruların, korulukların bulunduğu o şey yani alan. Abi kadın işte istedi, arabayı almadan kavga ediyor. Bak düşün ya, sen kefenle bir mezara konmayı bile göze alacak kadar o işte insanı 2-3 günden sonra artık demek ki kesmiyor anlamında. Sonra da şey derdim, ben olsam mutlu olurdum falan. Niye? Hani nimet sahibini tanımak, hani diyor ya sana herhangi bir elma yersen ama sana diyelim onu bir devlet başkanı çok itibarlı veya şu bu biri verdiği zaman herhangi bir elma olmaktan çıkar ya, işte asıl seninle muhatap olan yaradanın falan senin huzurlarına göre bir sana ikramı var gibi düşünmek aslında mutluluğu katıksız bir hale getiriyor. Yani aslında orada bir eksik parça var. Yoksa ona buna nazireç, Eyfel'e gidersin, ben görüyorum Eyfel'e böyle bir kere bakıp da süzen çok az kişi. Aa işte ben Eyfel'e gidebildim pozları hep böyle. Nazir etme, o biraz önceki şey gibi. O kadar zengince duruyor ama arkadaşını mutlu görünce diyor ya, Elefantini görürsen. Orada bile bir nazire var yani. Selamlar Soner abi. Nasılsınız? Ya bugün niye 17'yi geçemedik Erkan abi ya? Sen deyince 100 bin kişi bekliyordum ama bu yok benim. Yok. Arkadaşlar. Ay, bak herkes gelmiş. Merhabalar herkese. Türkiye'de gözüm yok zaten. Oğlum ne demek o? Gel o zaman, bekliyorum. Buradan da mesajı çekeyim ben. Bizim çocuk Beşiktaş işi kazandı ama ben Fenerbahçeli diye bıraktım arkada ama ben yokken abi dayıları mayıları görmüş. Beşiktaş'ı yapmış ha. He, bir de okulu da Beşiktaş. Gerçi benim okuduğum üniversitenin karşısına olmuş bilmiyorum. Ben Fahri Beşiktaşlıyımdır yani. Ha, sen de Beşiktaşlısın. Fahri. Bu ne oluyor? Ya ben Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ı karşı sempatim var. Hadi ya. Evet, sempatim var Beşiktaş'a karşı. Yani Beşiktaşlıları böyle delikanlı adam hep görmüşümdür. Hadi ya. Evet. Yani harbi bana, delikanlıdırlar yani Beşiktaş tarafta. Ben şimdi ekranda geniş kitlesi olanlara ben söyleyemiyorum da. Şimdi ben siyasi olmayı öğrendim abi. Ama Galatasaraylıyım ya. Ben hiçbir zaman FB'li olmadım. Oğlum, tabii ki olmadın. Çünkü ben Fenerbahçe'ye bütün futbola tövbe ettim. Dedim ki oğlum da tövbe eder ama o boşluğu birileri doldurmuş abi. Allah korusun, aklıma şey örneği geldi de. Bu Tevfik Fikret'in var ya, diyor ki hiçbir şey yapmayın. Çocuğa hiçbir dil öğretmeyeyim çünkü falan. Bu sefer çocuğun o arayışı çünkü hani protestan ailede şey oluyor yani. Abi. Kanada'da ölmüş gitmişler. Neyse şeyde Amerika'da, Oklahoma'da. Oklahoma'da ölüyor. Neyse biz bu yine futbol yani, masum şeyde öbürüne. GS'li de değilim. Nelisin oğlum, hadi söyle bakayım. Jekyll'i de hiçbir zaman olmadı. Beni merak ettirmeyi sever yani. Malatyaspor babanın memleketi diyeceğim. Ya bu şeyi hatırlar mısın abi? Bu Göteborg maçı mıydı? Yok, Norveç takımı mıydı? Beşiktaş ilk yarı 3-0 önde bitirmişti. Hiç unutmuyorum ya. Bak ben liseli halimle hatırlıyorum. Liseliydim galiba. Artık dedi ki Allah bile yardım edemez gibi çok böyle büyük, çok iddialı bir laf söyledi. Hiç haber spikeri. Yani 3-0 Beşiktaş önde. Hı-hı. Maç İstanbul'da. Artık Avrupa'daki artık eleme miydi şey miydi? Sonra ne oldu? Abi o kadar bende bir karşı oldu. Hatırlayan varsa söyler Yakup. O Karev denen futbolcu vardı ya daha sonra işte. Abi ikinci yarı 4 tane attık şey. Ama oradaki o cümlesi artık Allah bile kurtaramaz gibi bir tabir kullan. Tanrı kurtaramaz demişti. Günlüğü tutuyor musunuz? Ben günlüğü tutuyordum. Yani benim ilk hicretim yani döneminde de 92 yılında da ben günlük tutmaya başlamıştım.